Günaydın sevgili seyirciler. İyi bir cumartesi sabahı dileyerek başlayalım. Bugün bağımlılıkları konuşacağız sevgili seyirciler. Teknolojik bağımlılıklar üzerinden gideceğiz ama elbette bağımlılık konuşulduğunda diğer bağımlılık türlerine de kısaca da olsa ucundan bucağından dokunmak gerekecek. Sorularınıza da elbette yöneleceğiz. Alt başlıklarımız var. Bugün de donanımlı bir şekilde geldik. Bu konuda çalışan, pratikleri yüksek olan, klinikleri yüksek olan değerli konuklarım var. Hatta geçtiğimiz günlerden Amatem'le ilgili de bir ruhsatlandırmaları da oldu. Yoğun çalışmadan dolayı. Özellikle madde bağımlılıklarında ve tüm diğer bağımlılıklarda çalışan bir ekibin iki değerli uzmanıyla bugün huzurlarınızdayız. Teknolojik bağımlılıkları ya da diğer adıyla sanal bağımlılıkları ya da diğer adıyla internet bağımlılığını konuşmak istiyoruz. Elbette bu ağ bağlantı bağımlılığı meselesi önemli. Hepimiz için de önemli. Zaman zaman bunu rasyo haline de getiriyoruz, rasyonel hale de getiriyoruz. İşte maillerime buradan bakıyorum, işimi buradan takip ediyorum, sürekli işte yaşam dünyam burası da diyoruz ama bu bir gerçek olmakla beraber acaba gerçeğin ne kadar doğru ifadesi? Belki konuklarım buna da temas etmek isterler. Bulunduğumuz bir yerde eğer akıllı cep telefonumuzun şarjı bitmişse, enerjisi bitmişse gerçekten bir çölde kalmış gibi hissediyoruz. Zaman zaman şöyle sorarlardı. Issız bir yere düştüğünüzde yanınızda nelerin olmasını istersiniz? Galiba pil enerjisi bittiğinde, akıllı telefonumuzun enerjisi bittiğinde kendimizi ıssız bir adaya atılmış gibi hissediyoruz. Bu algı neyin ifadesi ya da enerji geldiğinde beynimizin almış olduğu haz bir bağımlılık işareti mi? Bütün bunları ayrıntılarıyla konuşacağız. Sevgili seyirciler hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Hemen yanımdan başlayalım. Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden uzman psikolog Aslı Başabak bizimle beraber bugün de. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim baştan geldiğiniz Rica için. ediyorum. Çünkü siz bağımlılığa çalışan özel bir ekipsiniz. Girişte söylemeye, anlatmaya çalıştım. Bağımlılık galiba psikiyatrik durumlar içerisinde daha özel bir yere oturuyor ve giderek de kendi içerisinde bir uzmanlaşıldığını da söyleyebiliriz. O bakımdan eğer bir aile, bir ebeveyn ya da kişi kendisi bağımlılıkla ilgili bir sorunu varsa ve bundan gerçekten çıkmak istiyorsa elbette tüm meslektaşlarınız bakabilir ama sadece bu konuya çalışmış ve biraz daha bir nevi ihtisaslaşmış olan birilerinin yardım almasının ne kadar önemli olduğunu sizi dinlerken de göreceğimizi umuyorum. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler ifade ettiğim gibi bu durum çok önemli. Dinleyeceklerinizi, konuklarımın söyleyeceklerini biraz da bu bakımdan dinlemekte yarar var. Bu bakımdan bakmakta yarar var. Bağımlılık konusu gerçekten hayatımızı düğüm atan bir konu. O bakımdan da biraz ayrıntılı girmeye çalıştım. Hemen diğer konuğumu da takdim edeyim. Yardımcı Doçent Doktor Serdar Nurmadeo, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle merhaba. Acil konuları konuştuk. Ambulans konusunu konuştuk. Psikiyatrik acilleri konuştuk. İntiharları konuştuk. Ama bağımlılığı da sıklıkla konuştuk. Sizin Nevzat Tarhan da Timaş'ta yayınlanmış ortak bir kitabınız da var. Bağımlılık adını taşıyan. Bugün yanımda getiremedim. Aslında biraz telaşla çıkmamış olsaydık seyircilerimize şimdiden söyleyelim. Dolayısıyla orada siber bağımlılık adıyla bir bölümün olduğunu da hatırlıyorum. Sanal bağımlılık, siber bağımlılık. Bütün bunları konuşmak isteriz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sevgili seyirciler, sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Yönetmenim ekranda, KC'de zaman zaman bu bilgileri sizlere verecek. Elektronik posta sorularıyla bize ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz var. Ekranda zaman zaman göreceksiniz. Ve yine de Twitter adresiyle de sorularınızı bize ulaştırmanız mümkün. Görüş ve önerileriniz bizim için her zaman önemli oldu. Bugün de öyle olacak. Önce bir hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Amatem'le ilgili galiba evet. bir sevindirici bir durum oldu. Evet. Bunu biraz ne olduğunu anlatarak girerseniz bir zemin de oluşturmuş oluruz. Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nin almış olduğu ya da yapmış olduğu bu çalışma nedir? Almış olduğu bu ruhsat ne anlama geliyor efendim? Şimdi malum olduğu gibi Amatem sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri hani çatısı altında kurulabiliyordu. Sağlık Bakanımızın hani ve hükümetimizin bu son zamanlardaki gelişmeleriyle birlikte yani gayretleriyle birlikte artık özel hastanelerin de kendi bünyesinde Amatem birimlerini kurmasına olanak tanımış oldu. Ve biliyorsunuz NP İstanbul Hastanesi Türkiye'de GCI akreditasyon olan yegane bir evet. psikiyatri hastanesi ve bu psikiyatri hastanesinin çatısı altında ilk özel Amatem vasfını da taşıyor bizim aslında hani birimimiz. Peki
ne farkı var? Hani diğer hastanelerden amatemin ne farkı var? Şimdi bugün normal şartlar altında sadece amatemlerde yazılabilen bir takım ilaçlar var. Mesela bunları yazıp opiat bağımlılığı gibi çok daha ağır vakalarda çok daha hani elimiz güçlenmiş diyebiliriz. Çok daha hani farklı ilaçlar yazabilir hale geldik. Dolayısıyla artık hani şöyle tabiri caizse dört baş mamur bir bağımlılık merkezi olduk diyebiliriz. Ve tabii bu bağımlılığın her türüne bakıp daha profesyonelce bütün bağımlılık çeşitlerine bakılabiliyor diyebilir miyiz? Evet, bütün bağımlılık çeşitlerine bakabiliriz ki sanal bağımlılık da bunların içerisinde. Şöyle başlayalım. Terimleri daha doğrusu kavram almadan önce sanal bağımlılıklar yani internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılıklar da diğer bağımlılıklar gibi yatarak tedavi edilen sizlerin işte teşhis koyduğunuz, muayene ettiğiniz, bazı testlerden geçirdiğiniz, psikolog arkadaşlarımızın işte terapisine girdiği, varsa yalnız şablonları işte kognisyonları değiştirdiği yani diğer bağımlılıklarda bize anlattığınız durumlara benzer bir durum efendim. Yani bu kadar bağımlılık sayabileceğimiz bir durum mu? Evet, belki başlangıçta bu kavramları netleştirmekten başlayabiliriz. Şimdi Millennium'la birlikte bizim hayatımıza teknoloji bağımlılığı dediğimiz, internet bağımlılığı dediğimiz, sanal bağımlılığı dediğimiz ki bunların hepsi zaman zaman birbirinin yerine geçen bir çeşit hani maddenin dışında davranış bağımlılıkları gündeme gelmeye başladı. Şimdi şöyle bir tartışma var hani psikiyatri camiasında. Hani bu bir internet bağımlılığı mı yoksa veyahut hani teknoloji cihaz bir makine bağımlılığı mı yoksa makine veyahut internet vasıtasıyla ulaştığımız herhangi bir şeyin bağımlılığı mı diye. Sürekli gelişiyor biliyorsunuz. Mesela cep telefonu, işte akıllı telefon hepimizin bağımlılığı. Ama şimdi bitme ihtimali var. Şimdi de özellikle göstermek için de getirdim. Şimdi bir de şarjı bitmesin diye, yani enerjisi bitmesin diye. Çünkü akıllı telefonların akılsızlığı hep tartışıla geliyor. Çünkü eskiden tükenmez kalem denirdi. Adına tükenmez kalem derler. En lazım olduğu yerde tükenir diye söylenir. Şimdi şarjı bittiği anda problem var. Ben de programa girişte yarısına geldiğimi fark ettim. Çünkü zaman zaman buradan da sorular alıyor. Hemen cebimden çıkardım. O kabloyu oraya, bunu buraya taktık ve görüldüğü gibi sevgili seyirciler, internet bağımlılığının yani teknoloji bağımlılığının bir örneği de bizde var aslında. Aslında hepimizde var, onu demek istiyorum. Buyurun efendim. Yani dediğim gibi hani bunlar birbirinin yerine kullanabildiğimiz bir kavramlar ve henüz daha bu konuda netleşmiş konsensus yok. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. İnternetin vasıtasıyla ulaştığımız bir takım şeylere biz bağımlı olabiliyoruz. İnternetin kendisine de bağımlı olabiliyoruz aynı zamanda. Şimdi burada sınıflandırmak gerekirse 4 aşama var. Demin girişte siz şöyle bir şey söylediniz. Hani biz artık telefonumuzdan işte maillerimizi kontrol ediyoruz işte vesaire. Doğru. Eğer biz interneti veyahut da cep telefonunu sadece işimizle alakalı kullanıyorsak, yani amaca yönelikse, amaca yönelik kullanıyorsak o zaman bu sağlıklı kullanım diyebiliriz buna. Fakat bir sonraki aşamada şöyle bir durum var. Normal kullanımın dışında da boş vaktimizi değerlendirmek amacıyla kullanıyorsak o zaman hani bu ikinci aşama oluyor. Bir sonraki aşamada da kötüye kullanım var. Kötüye kullanımda artık hani hemen hemen bütün boş vaktimizi internetin başına geçiriyoruz ama işlevsellik henüz çok da bozulmuş değil. Fakat artık işlevsellik de bozulmaya başladıysa o zaman biz internet bağımlılığından söz edebiliriz. Nasıl bozulur işlevsellik? Hani şimdi normalde baktığınız zaman hani anlamak belki çok zor olabilir. Yani bunu sorgulamak da belki çok zor olabilir ama çok basit bir soruyla bazen biz bunu yakalayabiliyoruz. Şunu sorabiliriz mesela kişilere. Evden işe giderken veyahut da işten eve giderken acele ediyor musun? Eğer yol uzarsa veyahut da trafiğe takılırsan geriliyor musun? Tahammülsüzlüğün artıyor mu? Çünkü internete bağlı olmadan geçirdiği süre uzadığın müddetçe insanların da hani adeta bir yoksunluk belirtileri şeklinde bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hani derler işte internet bağımlılığının yoksunluk belirtileri var mı? Var. Nedir bunlar? Gerginlik, tahammülsüzlük, sinirlilik, çökkünlük, acelecilik gibi bir takım belirtileri oluyor bunların. Yani bunlar da görülmeye başladıysa artık hani tabii bağımlılıktan söz edebiliriz. Aslı Hanım, bir eve misafirliğe gittiniz. Orada işte ergen
bir genç var, ergen demeyelim, kızıyorlarmış. Ergenler ergen dendiği zaman kızıyorlarmış. Aslında bu arada hep onlar ergen olduklarını kullanmaya başladılar. Biz hep öyle geliyorum diyoruz ama ben ergenim, bunu bu yapmam lazım. Bu benim normal. Kabahatli ergen durumlarda galiba böyle söylüyorlar ama değil mi? Diğer durumlarda gençlik kavramı daha fazla kullanıyorlar. Şimdi bir gençlik ya da yetişkinliğe doğru giden kişi elinden işte iPad'ini aldığınızda, akıllı telefonunu aldığınızda, işte enerjileri bittiğinde ne hissediyor gerçekten? Yani o size kendini tariflerken, yani bunların olmadığında buna bir yoksunluk diyebilir miyiz? Aslında sözü oraya getirmek istiyorum. Ne hissediyor? Yani duygusu nerede oluyor? Kendiyle ilgili nasıl bir yerde duruyor? Yani ya tamam, telefonumun şarjı bitmişse dolduruveririm. Böyle mi bakıyor? Yoksa o sırada bir arama ihtiyacı, bulma ihtiyacı ve bulduğunda bir hazza ulaşma ya da rahatlama, işte o gerginlik, sıkıntı halin bitmesi halin durumunu mu yaşıyor? Biraz o duygu durumu bize anlatabilir misiniz? Şimdi bunu açıklamak için öncelikle Serdar Bey'in söylediği derecelerden hangisine denk geldiğine bakmak lazım. Çünkü her internet kullanan, her bilgisayar kullanan kişinin de bağımlılık seviyesinde olmadığını biliyoruz. Yani bunun bazı dereceleri var. Eğer bu kişi bağımlılık seviyesinde bir internet kullanımı, bilgisayar kullanımı varsa hakikaten bilgisayarın başında olmamak kendisine çok zarar veriyor, sıkıntı veriyor. Tıpkı Serdar Bey'in söylediği gibi bir maddenin yoksunluk belirtisini yaşar gibi huzursuzluk, sinirlilik, yerinde duramama, konsantre olamama, yapacağı şeylere odaklanamama bu gibi şikayetlere sebep oluyor ve kişi bir an önce o bir yerden internet bulma ve oraya internete ulaşma girişimlerinde bulunmaya başlıyor. Genellikle bana gelen danışanlarımda şunu gözlemliyorum. Yani internetle kimliğini oturtmak, orada bir kimlik var etme onlara iyi geliyor. Sosyal hayatta kuramadıkları, gerçek hayatta oluşturamadıkları kimliği sanal alemde, sanal ortamda yaratmış olmanın verdiği bir iyilik hali var. Ve kişi şunu söylüyor, bilgisayar olmazsa ben bir içim. Ben gerçek hayatta olduğum gibi değilim. Orada iyiyim ama gerçek hayatta iyi değilim. Ya da gerçek beni tanısalar sevmezler. Burada hiç kimseyle konuşamam. Herkes beni yanlış anlayabilir ama internette hiç yanlış anlaşılma riskim yok. Beni beğeniyorlar. Orada başarılıyım gibi. Tabii ki bu düşüncelerde, bu kognisyonlarda kişinin internette kendisini var etme, orada daha çok zaman geçirmesine sebep olmakta. Peki. Kavramları netleştirelim demiştik Serdar. Mesela teknoloji bağımlı dediğimizde, sanal bağımlılık dediğimizde, siber bağımlılık dediğimizde ya da internet bağımlılığı dediğimizde bunlar aynı şey mi? Yani ya da farkları nerelerde? Eskiden bilgisayar bağımlılığı şeklinde kullanıyorduk ama bilgisayarın makinasına bağımlılık değil. Yani biz o makinayı sevmiyoruz, onu okşamıyoruz, onu hani cebimize alıp götürmüyoruz. Yani bir teknik bağımlılıktan, teknik bağımlı olanlar da var, o da ayrı bir mesele ama bugün bahsettiğimiz şey o değil. Mesela bazen evinize biri geliyor, hemen bilgisayarınızı açıyor, cebinizi açıyor, oradan onu indiriyor, buradan. Yani bir makine bağımlılığı olan kişiler de elbette var ama bunlar daha azınlıkta. Biraz bu kavramları tek bir kavram altına gelecek mi ya da bunlarla aynı şeyi mi anlatmaya çalışıyoruz? Yani aslında bunlar genelde birbirinin yerine kullanılan kavramlar. Şimdi teknoloji dediğimiz zaman tabii sonuçta siz internete hani bir teknoloji vasıtasıyla ulaşırsınız. Bu cep telefonu olur, bu bilgisayar olur, tablet olur vesaire. Fakat teknoloji bağımlılığının bir diğer boyutu daha var. Hani her yeni çıkan cep telefonu anında takip edip almak gibi, gece yarısına kadar bekleyip hatta gece yarısından başlayıp sabaha kadar bekleyip işte yeni çıkan telefonu bir an önce sahip olmak gibi, yeni çıkan tablete ilk önce onun sahip olması gerektiği gibi bir takım şeyler de var. Yani bu teknoloji bağımlılığı bir de diğer boyutu da bu. Tüketimle alakalı bir şey. Fakat dediğim gibi yani hepsi aslında birbirinin yerine kullanabilen kavramlar. Fakat hepsi, günümüz şartları da biraz bizi mecbur da ediyor yani o kısmı da. Yani sizde Android var mı? Ya da şu uygulama var mı? Diyelim ki okul ya da işte bir şirket. O kendiyle ilgili bilgilendirmeleri, işte mesajları, kutlamaları, hatta önemli duyuruları yaptırmış olduğu bir yazılım üzerinden çalışanlarına, öğrencilerine ulaştırıyor. Yani bir bakıma da aslında onu kullanmak gibi bir zorunluluğunuz da var değil mi? Yani bunu da görmemiz gerekmez mi? Buyurun. Yani galiba belki orada şuna bakmak lazım. Ne kadar enzem görünüyor, ne kadar hani olmazsa olmaz diye bakmak gerekiyor. Evet, Android sistemi olan bir cihaz kullanmamız gerekiyor ama son modeli çıktığında eğer biz apar topar oraya gidiyorsak orada bir sıkıntı. Evet, galiba şey bu burası. Aynen, değil mi? Evet. Yani mim koyacağımız yer, aynen, düğüm atacağımız yer burası. Aynen öyle yani. Peki,
Başlıklarımdan bir tanesi beyni etkisiydi. Siz hekimsiniz. Sular Üniversitesi Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi ya da uygulama merkezleri sürekli beyin üzerinden, beyin ve davranış ilişkisi üzerinden konuşuyor. Zaten galiba internet bağımlılığı da bir davranış bağımlılığı olduğuna ilişkinde bilgiler okuyoruz. Siz de girişte böyle bir cümle sarf etmiştiniz. Yani bir nevi davranış bağımlılığından bahsediyoruz. Acaba internet bağımlılığının beyni etkisini bize daha net ve somut bir biçimde nasıl anlatırsınız? Yani madde alan kişinin uyarılan beyniyle işte ya da işte haz aldığı yer ile internet bağımlılığının haz aldığı yer aynı yer mi? Ya da hasara uğrarsa aynı yer mi uğruyor? Beyni etkisi nasıl oluyor? Biraz beyin ve bağımlılık, yani internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ilişkisini bizim için net kurabilir misiniz? Belki yani bu şaşırtıcı gelebilir belki ama yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. İnternet bağımlılığında da esrar bağımlılığı da, opiyat bağımlılığı, bütün bağımlılıklarında aslında beynin aynı merkezlere uyarılır. Aynı hormon üzerinden uyarılır. Yani nihayetinde beynin haz merkezi olan VTA diye kısalttığımız haz merkezinde dopaminin artmasıyla sonuçlanan bir döngüden bahsediyoruz. Bize keyif veren, bize zevk veren her şey aslında aynı merkezi etkiler. Fakat uyardığı dopamin miktarı ile alakalı bir şey var, farklılık var burada. Atıyorum çok güzel bir müzik dinlediğimiz zaman, çok güzel bir yemek yediğimiz zaman beynimizin haz merkezi uyarılır. Fakat atıyorum 100 üzerinden 10 düzeyinde uyarılır. Fakat internet işin içine girdiği zaman bu 100 üzerinden 100 hani şiddetinde dopamini salgılatır. Ve böyle olunca hani beyin çok fazla dopamin üretmeye başladıkça giderek artan bir arz talep meselesi oluyor. Dopamin arttıkça reseptör artıyor. Reseptör arttıkça dopamin ihtiyacı daha çok artıyor. O yüzden zaten yavaş yavaş önce kullanım, kötüye kullanım ve bağımlılık düzeni o yüzden yavaş yavaş geçiyor. O yüzden hani beyindeki merkezler diğer bağımlılıklarına çok da farklı değil. Hormonlar aynı, hemen hemen hormonlar üzerine etki ediyorlar bunlar. Ve beynin prefrontal korteks dahil olmak üzere bu ödül merkezindeki bütün çekirdekleri, bütün bölümlerinde etkileyen bir rahatsızlık bu sonuçta. Peki. Biraz işin sosyal tarafları da var. Size onu da sonu sormak isterim bu çalıştığınız için. Mesela interneti yoğun kullanan kişilerin daha az sosyal olduğunu söyleyenler de var. Fakat kendileriyle konuştuğunuz zaman hayır diyor, hayır. Ben çok sosyalim. Burada arkadaşlarım var. Burada işte gruplar var. Pek çok yeri takip ediyorum. Ben hani normal sosyal hayatta edinmediğim kadar iyi arkadaşlıklar, dostluklar buradan ediniyorum ve sürekli birileriyle o ağ sebebiyle bağlantı ve sohbet halindeyim, muhabbet halindeyim diyorlar. Fakat bu kişiler bir araya geldikleri zaman, daha evvel hani diyelim ki okul arkadaşlığı olabilir, mezuniyet arkadaşları olabilir, askerlik arkadaşı, akraba olabilir, bir araya geldiklerinde eğer yanlarında akıllı telefonlar ya da işte iPad'leri yoksa onlar birbirleriyle de konuşamaz da oluyorlar. Yani biz giderek dil ile, yani lisanla konuşamayan, yani sosyalleşemeyen ama elindeki imkanlarla, teknolojik imkanlarla daha fazla sosyalleşen bir paradoksun içine mi düşüyoruz? Durum böyle midir? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyebilirim. İnternet kullanımı eğer bağımlılık seviyesinde olan bir kişinin aynı anda sosyalliğini de devam ettirebiliyor olması çok zor. Çünkü zaten bağımlılık demek işlevselliğinde de bozulması demek. Yani kişinin bağımlılık düzeyinde internet kullanımının olması sosyal işlevselliğinde, mesleki işlevselliğinde de bir takım sıkıntılar yaşaması anlamına geliyor. O yüzden biz genellikle internet bağımlılığıyla çalışırken maalesef ki kişilerin internet kullanımlarıyla ilgili doğru söylemediklerini, birazcık daha saatleri, süreleri farklı yansıttıklarını görüyoruz. Bu aslında kriterlerden de bir tanesi. Yani o bağımlılık kriterlerinden mesela de bir tanesi. Mesela gece uyanıyoruz, acaba bir şey var mı diye yanımızda tutmuş olduğumuz telefonu açıyoruz, tweetimize bakıyoruz. Sayfamıza bak. Yani bunu söyleyince şimdi herkes acaba bende bir bağımlılık var mı diye düşünebilir ama şöyle, eğer yapmamız ve günlük hayatımızı aksatıyorsa, hayatımızda bazı sorunlar yaşıyorsak biz internet kullanımına bağlı olarak ya da bazı aktivitelerimizi yapmak yerine internette zaman geçiriyorsak, bazı sorumluluklarımızı aksatıyorsak, giderek internette geçirmek istediğimiz zaman miktarı artıyorsa, o aynı hazzı almak için giderek daha artan seviyelerde, sürelerde internette zaman geçiriyorsak, internette zaman geçirmediğimizde bazı sıkıntılar yaşamaya başlıyorsak, işte bir takım bu maddelerin olması bizim için bağımlılığı düşündürücü şey.
şeyler. Ve eğer kişinin bağımlılığı varsa da sosyalliği maalesef ki eşte gitmiyor. Yani mutlaka sosyallikte bir sorun yaşıyor. Çünkü kişi sosyal hayatını arkadaşlarına, arkadaşlarıyla zaman geçiremediği için, yani orada kendisini ifade edemediği için ya da orada iyi hissetmediği için zaten diğer tarafı seçiyor. Yani aslında internet bağımlılığı bir sonuç olarak değerlendirebiliriz. Yani bir sebep değil, bir sonuç. Kişinin içe dönük olması, uyumsuz olması, arkadaşlarıyla ya da çevresiyle sorunlar yaşaması, sık duygusal dalgalanmalar yaşaması ve onlarla baş edememiş olmasından dolayı genellikle internet kullanımını tercih ediyor. Sadece konuşuyoruz gibi ama seyircilerimizin bazıları mesaj yoluyla ulaşıyorlar. Diyorlar ki yani benim internet yoluyla edindiğim arkadaşlarla hiçbir zarar görmedim. Çok da iyi dostluklarımız, arkadaşlarımız oldu. Tanıştıklarımız, buluştuklarımız oldu. Hatta bu yolla iyi arkadaşlıklar kuran, iyi ortaklıklar kuran, hatta evlilikler de kurabilen yapılar var. Ve bu muhakkak da kötüdür anlamına da gelmiyor. Burada kişilerin, bireysellerin, fertler, bireyselliklerin, fertlerin kendi yapılanmaları, duruşları, entelektüel seviyeleri ya da ne aradıklarının da bir yeri var herhalde. Yani internetle tanışılıyor olmak illa da kötü müdür? Şöyle, özellikle hani izleyicinize katılıyorum. Kesinlikle internet demek kötü bir şey demek değil. İnternette zaman geçirmek, internette arkadaş sahibi olmak kötü bir şey demek değil. Sadece biraz önce çok güzel bir şey söyledim. O dengeyi sağlamak çok önemli. Yani internette tanıştığım biriyle eğer gizlilik, yani kendi sınırlarımla ilgili, işte kendi gizliliğimle, mahremiyetimle ilgili o sınırları koruyabiliyorsam ve o sosyal hayatta da o arkadaşlığı devam ettirebiliyorsam, benim hayatımı bir yandan ve sosyal hayatımı bir yandan o internetle ilişkimi dengede tutabiliyorsam evet, orada bir sıkıntı yok. Yani internet öcüdür ya da hani girilmemesi gerekir, oradan kimseyle tanışılmaması gerekir değil. Sadece bunu dengede tutmak önemli olan. Ya en azından istismara uğramak, çünkü benzer şeyler de geldi daha evvel. Yani bu sebeple kendini acındıran, farklı noktalara koyan ve merhametli olarak keşfettiği kişilerin merhametini sömüren, işte borçlar alan ve ardından tamamı başka bir noktaya giden yapılanmalar da var. Ama dikkatli olmak gerekir diyebiliriz. Hocam, oyun bağımlılığı ile ilgili sorular geliyor. Yani şikayetçi olan, eşlerinden şikayetçi olan hanımefendiler var. Yani elinde pete düşmüyor. Sanal bağımlılık diyebilir miyiz buna diyor. Ben ona kumar bağımlılığı da diyorum diyor seyircimiz. Ve sürekli bir şeyler oynuyor. Yani bazen arkadaşlarıyla satranç, tavla gibi galiba böyle şeyler de var. Ben tam isimlerini bilemedim yazmış seyircimiz ama bunlar da var. Ama sürekli bir oyun problemi var. Yani bizimle konuşmuyor. Biz bir şey soruyoruz. Babasına bir şey soruyor çocuk. Ama o sürekli elinde oyunla ilgili bir durum. Bu sık bir durum mu? Aile ilişkilerinde problem noktasına gelen bir durum mu? Yatışa gelen, size tedaviye gelecek kadar görülen bir durum mu? Biraz bu kısımdan bahseder misiniz? Şimdi tabii hani, buna uygun. Bu sanal oyunlar hakikaten çok son zamanlarda giderek artan bir sıklıkta. Hani bir erkek kadın farkı da yok burada. Hani bütün yaş hani bütün yaş aralığında çok sık görülen bir rahatsızlık bu. Buradan da anlaşıldığı gibi hani hanımefendi şey sormuş. Hani çok oynuyor, rahatsız, şikayetçi. Demek ki yani ailenin işlevselliği bozulmuş. Ailenin işlevselliği bozulduysa bu artık bir sorun haline gelmiştir. Yani şimdi şurada hani kavramları karıştırmamak adına şunu söylemek lazım. Şimdi normal gerçek dünyada bizim karşı karşıya kalabileceğimiz hemen hemen her şey sanal dünyada da var. Alışveriş, sanal alışveriş. Oyun, hani adam diyor ki mesela eskiden şu vardı, benim beyim kahveden gelmiyor. Şimdi de oturuyor evde okey oynuyor mesela, online okey oynuyor veyahut da online kağıt oynuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte gerçek hayatta bir takım hani farklı bir takım davranışsal problemler vardı, kumar mesela. Şimdi de sanal kısmı var kumarın. Hani gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz her şeyin hemen hemen sanal dünyada da var. Dolayısıyla hani sanal bağımlılık da var ama öbür tarafta olmuyor değil. Sadece kolay, ulaşımı kolay sanalın. Evde, odasında, bazen işte otobüste. Yani kesintisiz bir ulaşımdan aslında bahsedilebilir. Tabii kesintisiz ulaşım olduğu için her yerde var. Yani çok kolay ulaşılıyor. O yüzden de yatkınlığı olan bir insanda bu tür bağımlılıklara çok daha hızlı ve çok daha kolay ulaşabildiğini söyleyebiliriz. Atıyorum akşam saat 11'den sonra kahveler kapalı mesela. İstese de o saatte sonra gidip oynayamaz ama telefon elinde olduğu sürece sabaha kadar oynayabilirsiniz. Öyle bir sınır yok yani. O yüzden hani insan gerçek dünya ile sanal dünyası arasındaki aslanım dediği gibi yani dengeyi oluşturabildiği anda sorun yok. Ama dengeyi oluşturamadığı zaman
ha gerçek dünyada ha sanal dünyada aynı sorunları yaşamaya devam ediyor. Gerçek dünyada yatkınlık varsa sanal dünyada bu çok daha kolay ve çok daha hızlı oluyor sadece. Sorun evet, orada. Evet. Aslan, şimdi akşam babamla bugün de burada beraber geldik, karşıda seyredi ama Üsküdar kafelerinde epeyce bir zaman geçirdik. Orada da gözlem yaptım. Hani kimi işte çay içiyor, kimi nargile içiyor falan ama arkadaş kümeleri de var. O işte palmiye etrafında işte küçük küçük taburelerde falan bildiğimiz o klasik işte çay kahve, işte közde kahveler muhabbeti falan. Kümelenmiş olan insanlar var. Birbirleriyle de ciddi şekilde sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Yani okuldan, oradan, buradan, siyasetten, şiirden, sana yani kim neyle ilgiliyse onları yapıyorlar. Yanlarını geçerken görüyorsunuz. Ama pek çoğunun da elinde telefon var. Yani biz acaba eskiye göre daha yetenekli insanlar mıyız? Ya da aynı anda çoklu dikkati sürdürebilen insanlar mıyız? Eskiden biz konuşurken ya da büyüklerimiz diyor yani gözüme bak diyordum. Hani yüzüme ve gözüme bak. Ben seni konuşurken gözüne bakarak konuşmalıyım. Hani mimiklerini görmeliyim. Hareketlerini görüyor olmam gerekir. O cümle çıkarken ağzından dudaklarından görüyor olmam gerekir gibi bakıyorlardı. Şimdi hem konuşuyorlar hem de aynı zamanda devam ediyor. Geçen dikkatimi çekti. Mesela toplantılarda eskiden sıkılan kişiler önündeki şeyde işte kağıda ya da deftere çiçekleri çizer, işte çizgiler çizer böyle falan filan bir sürü uğraşırdı. Şimdi az evvel doktor bey bahsetti. Şimdi ellerinde işte oyunlar var. Yani kumar olmayan oyunlar var. Toplantıda aklı orada, kulakları orada ama aynı zamanda burada da başka bir şey yapıyor. Yani biraz bu açıdan bakabilir misiniz? Yani aynı anda pek çok şey yapabilen bir nesil miyiz artık? Şimdi onu söylemek için hani benim şu anki bilgimin onu söylemek için çok hani şey olduğunu düşünüyorum. Deneyimim daha doğrusu bu kadar büyük bir bilgi çıkartmak için ama şunu gözlemliyorum. İnsanoğlu kendisini adapte edebiliyor ve yeni şeylerin çıkması biz yeni şeylere de kendimizi adapte ediyoruz. O yüzden bu telefonlar çıktı, akıllı telefonlar çıktı. İşte bu elimizde hani her an ulaşabileceğimiz maillerimize, internetimize, Facebook'a, Twitter'a ulaşabileceğimiz cihazlar çıktı ve biz artık onları daha sık kullanmaya başladık. Günlük hayat içerisinde işte sizle konuşurken de işte yolda giderken de birinden bir şey isterken de artık trafikte de yani hem araba kullanıyoruz hem mesaj yazıyoruz yani. Artık bu pratik hale geldi ama bu becerimiz mi arttı yoksa adaptasyondan kaynaklanan bir durum mu onu bilmiyorum. Belki Serdar Bey bu konuda. Doktor Bey ne diyor ona? Yani şimdi bizi şartlar buna zorluyor yani işte şöyle bir şey söyleyeyim. Orada böyle bir enteresan bir şey var. Yani günümüzün gençlerinin kabiliyetleri hani buna sanki 30 sene önce, 40 sene önceki gençlerin kabiliyetine daha fazlaymış gibi görünüyor. Sadece şartlar bunu gerektiriyor. Bugün burada hani hayatta kalabilmek için veyahut hani var olabilmek için bu yeteneklere sahip olması lazım bir gencin. Ben bilgisayarla ne zaman tanıştığımı hatırlıyorum. Üniversitede tanıştım. Fakat bizim çocuklar daha okulda A, B, C yazmayı öğrenmeden önce tablette alfabeyi öğrenmişlerdi. Anlatabiliyor muyum? Hani bu sadece... Yani tanışma dönemleri daha erken. Çok yani çok erken. Doğarken tanışılıyor gibi. Evet. Hani demek istediğim şey bu. Hani bu devirde bu şartlara adapte olmak için biraz daha farklı olmak gerekiyor. Bu tamamen adaptasyonla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Peki. Bir seyircimiz diyor ki, Güler Ustacık meslektaşınız, bir psikolog arkadaş. Bağımlı hale gelen bir çocukta profesyonel yardım almadan önce anne ve babanın uygulayacağı İlk yöntemler neler olabilir? Yani ne söylemek istersiniz? Çok güzel bir soru sormuş. Yani teşekkür ediyorum böyle bir soru geldiği için de. Anne babaların tabii ki öncelikle bir takım önlemler alması gerekiyor. İşte ne yapabilirler, ne alabilirler? Öncelikle bizim hep önerdiğimiz ailelerimize çocuklarınızın eğer bilgisayar kullanımıyla baş etmek istiyorsanız öncelikle internet ve bilgisayar hakkında bilgili olmanız gerekiyor. Yani en az onlar kadar bilgili olmanız gerekiyor ki bu alanda mücadele edebilin diye. O yüzden çocuğunuzun ne oynadığını, ne kadar oynadığını, kiminle oynadığını, nerelerde zaman geçirdiğini, yani bilgisayar başında internette ne yaptığını öncelikle detaylı bilmeleri gerekiyor. İşte eğer anne baba varsa ikisinin de bu konuyla eşit derecede ilgilenmesi, alınacak kararlarda ikisinin de ortak bir dil kullanması gerekiyor. İkinci olarak da genellikle ailelerin hep şöyle söylemleri oluyor. İşte çok bilgisayar başındasın, çok zaman geçiriyorsun, hiç ders çalışmıyorsun gibi. Şimdi bu takım bu tarzda somut olmayan ve abartılı cümleler kişi için direnç kaynağı olabiliyor. Yani ergenle tartışmasına sebep olabiliyor ve işte siz karışmayın, ben çalışıyorum. Uzlaşmaya varamıyoruz. O yüzden biz ailelere diyoruz ki bu kadar abartılı cümleler kurma ya da soyut tanımlar değil. Daha somut ifadeler kullanın. Yani işte çok giriyorsun demek yerine atıyorum bir hafta boyunca internete girme zamanlarını not edin.
ve sonrasında işte kavga, hani bir işte yakaladım seni demektense biraz nötr bir ses tonuyla, ben seni dikkat ettim, hani bu hafta şu şu saatler arasında internete giriyorsun, ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ya da istersen sen de tutar mısın? Sen de bir kayıt tutar mısın? Bir hafta sen de internete girdiğin zamanları tutar mısın gibi. Yani amacımız, eğer biz bir sorun olduğunu fark ediyoruz ama eğer kişi bunu fark etmiyorsa ergen, biz ona yardımcı olamayız. O yüzden kişinin de, yani ergenin de farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Bir diğeri, anne babanın bu konuyla ilgili belli bir süre, yani internet kullanımı ile ilgili belli bir süre belirlemesini öneriyoruz. Yani internet diğer bağımlılıklar gibi tedavisinde biraz daha farklı. Diğer bağımlılıklar gibi değil. Yani alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı bir anda kesilmesini önerdiğimiz. Yani hedefimiz tamamen kesilmesi ama internet çok büyük bir ihtiyaç. Yani özellikle şu dönemde internetsiz olmak demek kişinin temiz kalmak zor yani bu konuda. Çok zor ve istemeyiz de aslına bakarsan birçok... Siz temiz diyorsunuz ama burada temiz kalmak zor. Temiz kalmak çok zor. Aynı zamanda istediğimiz, hedeflediğimiz bir şey de değil. Yani kişinin internetten uzak kalması onu gerileten de bir şey. O yüzden biz kontrollü kullanımı öneririz. Yani tıpkı yeme bağımlılığında olduğu gibi düşünürüz hatta. Yemeği de bir anda kesemezsiniz. Yani tamamen kesemeyiz. Ama kontrollü yemek üzerine çalışıyoruz. Ebeveynlerin de çocuklarıyla kontrollü internet kullanımı hakkında günlük olabilir, haftalık olabilir, birlikte bir uzlaşma, ortak bir karar vermelerini öneriyoruz. Genel anlamda pratik olarak önerebileceğim şeyler bunlar. Yani suçlamak yerine, eleştirmek yerine, nasihat vermek, önünden çekmek yerine farkındalığını arttırmak ve ortak bir dil oluşturmak, ortak bir süre, ortak bir zaman oluşturmak. Bir diğeri mesela çocukların kendi odalarında bilgisayara girmektense ortak kullanım alanlarında herkesle birlikte bilgisayara girmeleri. İşte bilgisayarın ortak kullanım alanında bulunması yine önerdiğimiz şeylerden bir tanesi. Çünkü aksi takdirde çocuk kendi odasında bilgisayar kullandı, onun ne yaptığını bilmiyorsunuz. Yani tıpkı bu işte evden gitti, işte 5-6 saat, 7 saat gelmedi ve siz ona ulaşamıyorsunuz. Onun gibi düşünün. Kimde ne yaptığını bilmiyorsunuz. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Nelerle uğraştığını bilmiyorsunuz. O yüzden... Yanınızda da ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü internet büyük bir dünya. Nerede, nasıl zaman geçirdiğini bilmiyorsunuz. O yüzden hep internetin herkesin ortak olarak görebileceği, işte sosyal bir kullanım alanında, salon gibi, oturma odası gibi bir yerde olmasının. İşte gelip geçerken hani bu şekilde anneler de babalar da şunu yapmak zorunda kalmıyorlar. Nereye girdin? Ne yaptın? Çünkü bazı ebeveynlerimiz var. Şeyin ergenin odasının kapısını çat diye açıyor. Yakalar mıyım acaba diye. Ama aslında bu tamamen ilişkiyi bozan. Tabii onlar da alternatif sayfalar açık tuttukları için aynı anda oraya giriyorlar. Evet. O anneler de onu o kadar da tabii kolay yakalayamıyorlar. Ama internette dolaşılan yerlerin, girilen yerlerin hepsinin izi olduğunu hani teknolojik açıdan da bulmak mümkün. Ben hocam bir söyleyeceğim bir şey var galiba. Aslanım dedikleri çok önemli. Fakat şunu da eklemek lazım. Her şeyden önce Aslan'ın baştan bir şey söyledi. Hani internet biraz da hani böyle bir kaçış. Yani kim için? Hani böyle birisi tarafı itilip kakılmış, böyle içine kapanık, böyle duygu durumunu tam toparlayamayan, dolayısıyla böyle itilmiş, böyle çocuklar veyahut ergenler veyahut insanlar için bir kaçış yeridir. O zaman ailelerin öncelikle bir geri dönüp şunu bakması lazım. Acaba benim oğlum veyahut benim kızım bilgisayarın başında daha fazla vakit geçiriyorsa bize düşen bir eksiklik veyahut da bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Çünkü geri dönüp baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Soruyoruz, siz ne yapıyorsunuz? Yani çocuk internette ama bilgisayarda mı? Siz ne yapıyorsunuz? Genelde şöyle söylüyorlar. Annesi salonda televizyon seyrediyor. Ben de oturma odasında işte bilgisayarın başında bilmem ne yapıyorum. Çocuk da kendi odasında bilgisayarın başında. Hani anlatabiliyor muyum? Hani zaten öbek öbek olmuş bir aileden söz ediyoruz. O yüzden öncelikle ebeveynlerin kendisine bir geri dönüp biz ne yapıyoruz? Hani bunu bir bilmesi lazım. Ya, ne bileyim en basitinden akşam yemeklerinin beraber yenmesi gibi, sabah kahvaltı mümkünse bir arada yapılması gibi, günün planlanmasını sabahtan yapıp akşamdan bir araya gelip yani bugün ne yaptın gibi böyle bir günün neticesini konuşmak gibi. Bir Z raporu almak lazım akşam gibi, değil hani ya da böyle bir gerekiyor. Ortak paylaşım saatlerinin olması gerekiyor. Biz bunlara söylediğimiz zaman genelde babalar ve anneler bize şöyle söylüyor. Ben sabahtan akşama kadar zaten çalışıyorum. Gecenin 8'inde 9'unda akşam 9'unda eve geliyorum. Bir iki dakika bir dinleneyim. Biz zaten ailelerin çok fazla zaman istemiyoruz. 15 dakika olsun, yarım saat olsun ama bunu efektif bir şekilde kullansınlar. Kaliteli olsun ve nitelikli aynen olsun, değer verici olsun değil mi? O yüzden önce bir kendine bir geri dönüp bakması lazım. Bir önemli bir şey daha var. Bunu da çok sık duymaya başladık. Efendim işte doktor bey biz çocuğumuzun sokakta gezmesindense evde otursun bilgisayarın başında dursun isteriz. Çünkü sokaklar tehlikeli. Sokakta başına her şey gelebilir. İyi de şimdi internet buradan sokaktan beter. Evet. Şu anda yani baktığımız zaman...
bugün bir uyuşturucu maddelerinin büyük bir kısmı internet üzerinden şu anda satılıyor. Tabii, eskiden bir şey okumuştum, hani hırsız girmesin diye evlerin kapılarını kilitliyorlar ama televizyonlarını açıyorlar diye. Yani içeri gürültü var. Evet, tabii, yani bu giderek başka bir hale geldi. Yalnız şeyde, mesela aynı ortamda oturuluyor iken bile anne babanın takip ettikleri diziler var. İşte filmler var. Hı hı. Fakat gençlerin beğenileri aynı olmuyor. Onlar aynı yerde işte FET'te İngilizce başka bir dizi filan seyrediyorlar. Yani birlikte olmanın yolları aslında yanlış değil. İlla kendi odalarında olması gerekmiyorsun dediğiniz gibi. Hı hı. Hani kimin neyi takip ettiği, neyi bildiği bilinirse çok da böyle didikleyici davranıyor olmak da bazen özellikle ergenlerde ve gençlerde ters tepkilere de galiba, değil mi? Tabii. Aslanım sevbiyet verebiliyor. İletişim bozan şeyler bunlar. Tabii ki hani yani hiçbir zaman açısından en azından. Aynen, dikte etmek, sorgulamak, hırsız polisçilik oynamak hiçbir zaman ergenlerle işe yarayan yöntemlerden bir tanesi değil. Bizim istediğimiz aslında bu ortak bilgisayar kullanımını söylemek istediğim daha henüz bir problem yokken önlem amaçlı yapılması. Ama eğer kişinin yani ergenin daha doğrusu internet kullanımı sorunu haline gelmiş, işte siz interneti hani yoğun olarak kullandığını düşünüyorsunuz. O zaman alın bilgisayarı salona getirin. Bu hakikaten de bir tartışma sebebi olur. Bir çatışma sebebi olur. O yüzden bu önleme için yapılabilecek baştan, bir şey. Başlangıçta henüz bir problem olmadan da, ama eğer bir problem varsa bu yöntem daha çok tartışma yaratacaktır. Sevgili seyirciler, 4 dakikamız kaldı. Ne kadar da hızlı gittiğini de görmüş olduk. Ben aslında 2 kitap getirmiştim. Bunları daha sonra isimlerinden sadece bahsedeyim. Tahir Musa Ceylan'ın Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi, yani Üsküdar Üniversitesi'nin hocalarından birisi Mehmet Emin Ceylan'ın diğer ismiyle yayınlanmış olduğu romanların sonuncusu, müthiş bir roman. OKB'yi aslında kısmen anlatıyor. Size de öneririm. Ben okumaya başladım. Bitirdiğimde ve daha sonraki hafta biraz ayrıntısıyla anlatmış olayım. En azından bölümümüzü pas geçmiş olmayalım. Bir de kütüphanemde epey önce okuduğum yeni bir kitaba tekrar bakma ihtiyacı hissettim. Kural Dışı Yayınları'ndan Sevgi Arsızları. Bu da çok enteresan bir kitap. Mesleğinizle de ilgili, bu kadarını söyleyelim. Burada ilişkilerden bahsediyor. Bu ilişkilerin kişinin kendi tatmin olmadan ve tutsak hissettiği kimi konulardan bahsediyor. Sevgi Arsızları'nın da çeviri bir kitap. Bunu da önerelim. Şimdi gelen seyircilerimiz var. Bunlar internet üzerinden seks bağımlılığı, işte aldatma, işte cinsellik, başka arayışlar falan. Yani bunlar da soruluyor. Biz işin diğer kısmında kaldık. Hatta bir seyircimiz diyor ki, eşim telefonu hiç yanından ayrılmıyor. Tuvalete gittiğinde de götürüyor. Muhakkak yanında taşıyor. Ben önceleri acaba beni aldatıyor mu falan gibi bir şey düşünmüştüm ama onun oyun bağımlılığı, yani bir oyun ve olduğunu anladım diyor. O oyun olunca biraz daha rahatlamış. Yani aslında o da bir bağımlılık, evet. Anlattınız ama o en azından kendiyle ilişkili bir kısmını çok fazla görmediği için oh yani aldatılmıyor bu oyun demiş ama. Tercih etmiş. Evet, görmüş ama bir seks bağımlılığı ve aldatılma durumu var ya da giderek artan flörtöz ilişkiler var. Yani daha samimi, daha sıcak falan konuşuluyor. Buna kısaca bir cevap verirseniz Aslı Hanım'a da başka bir sorum olacak. Şimdi dediğin gibi hani bir insanın kişiliği neyse normalde yani gerçek hayatı neyse aslında bir yerden sonra sanal alemde de o kişiliğini devam ettirmeye de çalışır. Tabii hani burada kimlikleri gizli kaldığı süre içerisinde bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar fakat bir yerden sonra işlevsellik bozuluyor. Ve sonradan hani bir takım facialara bile hani gerçek hayatını da ciddi bir şekilde etkileyecek bir takım facialara da sebep olabilir. Yani bunu sanal olması bunun daha masum olduğu anlamına gelmiyor aslında. Hani gerçek hayatta yaşadığından çok daha farklı bir şey değil aslında. Ve maalesef dediğim gibi hani ulaşılabilirlik arttıkça bu tür sorunlar giderek artacak gibi görünüyor. İki dakikamız var. Aslı Hanım'la da kapatabiliriz. Mesela sanal bağımlılık yaşayan kişiler ya da internet üzerinde olan kişiler bazen isim değişiklikleri yapıyorlar. Kişinin adı başka bir şey ama kendisi Zeynep diye giriyor, Ahmet diye giriyor ve sizinle diyelim ki daha evvel engellediğiniz, zarar gördüğünüz ya da uygun bulmadığınız birisi başka bir isimle geliyor ve selamlıyor, günaydın, iyi sabah falan, yani normal selamlaşmalar. Sonradan birdenbire o kişinin sizin aslında kaçtığınız ya da uygun görmediğiniz kişi olduğu ortaya çıkıyor ve beni tanıdınız mı falan diyor. Yani böyle durumlar da var. Sanal bağımlılıklarda kimliklerin gizlenmesi, yeni isimler edinme, yeni kişiliklere sahip olma duygusu, arayışı nedir efendim?
çok sık gördüğümüz bir şey. Zaten kimliği gizleme ve yeni kendi istediği kimliği yaratma internetin en büyülü taraflarından bir tanesi. Yani internette zaman geçirmenin en cazip gelen taraflarından bir tanesi. Çok ilginçtir. Araştırmalar şunu gösteriyor ki internette bağımlılık düzeyinde internette zaman geçiren kişilerin fiziksel özelliklerini, yaşını, kimlik özelliklerini değiştirdikleri, en çok bu özelliklerini değiştirdikleri gözlemliyor. Yani kimse kendinden memnun değil. İnternette yeni bir kimlik yaratıyor. Yani yeni bir kişilik giyiniyor ve onunla ilişki kuruyor, selamlaşmaları. Çünkü gerçek hayatta var olanın başarılı olmadığını düşündüğü için başarılı bir kimliği yaratmak, yani internet sanal ortamda başarılı bir kimlik yaratmaya çalışıyor. Bu da tabii ki çok sık gördüğümüz bir şey. Evet, sona geldiğimiz anlaşılıyor, veda edebileceğimiz işaretini de almış oluyoruz. Sevgili seyirciler, teknoloji bağımlılığını, internet bağımlılığı, sanal bağımlılık, siber bağımlılık, biraz bunları konuşmaya çalıştık. Ama ucu o kadar geniş ve o kadar pek çok yere gidiyor ki biz böyle özetin özeti, eskiden dedikleri işte böyle lüpün lüpü diyorlardı. Özetin özeti ya, suyunun suyunu belki de konuşmaya çalıştık. Çünkü aslında her alt başlığımızı müstakil olarak konuşabilmemiz ve bu program içerisinde konuklarımın ciddi şeyle söyleyebileceği konular özet geçtik diyelim. Belki bu çağ bununla gerektiriyor. Hatta kimi alt başlıklarımıza temas edemedik. Ben son soracağım, yani internet bağımlılığının tedavilerini konukların baştan anlattılar. Amatem ruhsatı aldıklarını, bağımlılıklarda tedavide bulunduklarını, bir ekip olarak çalıştıklarını ve diğer bağımlılıklar gibi bu bağımlılıktan da iyi sonuçlar aldıklarını ve birlikte bunu yürütebildiklerini anlattılar. O bakımdan yani bu işin tedavi kısmını da atlanmış gibi görmeyelim ve ya da tedavi edilmiyor gibi de düşünmeyelim. Yani internet bağımlılıkla bir bağımlılıktır, tedavi edilen bir bağımlılıktır ve sonuç aldığınız bir bağımlılıktır diyebiliriz. Kesinlikle. Herhalde değil mi? Sonra kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok iyi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya yine birlikte olmayı ümit ediyoruz. Tüm bağımlılıklardan uzak kalın. Kendinize iyi bakmanın bir yolunu bulun lütfen. Dostlarınıza, yakınlarınıza zaman geçirin. Biz şimdi babamla bakalım bir yerlere gideceğiz. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.